Tuncay Maldan, Barış'ın menajeri. Şimdi kendisiyle şu konuyu bir konuşalım. Hakikaten iki alt ligdeki bir oyuncunun elbette çok kıymetli bir futbolcu, o başka. Şimdi Galatasaray ama, bir alt ligden geldi. Keçiören'den tamam, geldi aynen. Ama Keçiören'e de bir alt kademeden. Şimdi Tuncay Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Aykut Bey. İyi yayınlar diliyorum hepinize. Var olun. Şimdi merak ettiğim şey şu. Geleceği olan, piyasası olan bir oyuncu ama neden bu kadar uzadı bu iş? 20-25 günlük bir zamanı buldu. Problem neydi? Aksayan neler vardı? Bize bir flash verin, konuşalım, gündeme yatıralım. Buyurun. Ya çok çok aslında bir sorun yoktu transferinde Barış'ın. Galatasaray Kulübü gerçekten çok istekli davrandı. Sağ olsunlar, yönetimine de çok teşekkür ediyorum. Başkana da çok teşekkür ediyorum. Özellikle Fatih Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. O çok istedi Barış'ı. Şöyle, bazı paylar vardı. Transferde bazı süreçler oldu. İşte bir önceki satıştan paylar vardı. Onlarla ilgili pazarlıklar biraz sürdü. Ama sonunda çok şükür güzel bitti. Barış da istediği yerde oldu. Fatih Hoca ile beraber çalışacak inşallah. Yani sonu güzel oldu diyebilirim Aykut abi. Tuncay, sevgili Nevzat'ın da sorusu olacak. Merhabalar Tuncay Bey. Merhaba Nevzat Bey. Merhabalar. Hakikaten de çok kaliteli gelecek vadeden ki ben Barış Alper'le ilgili biraz araştırma yaptım da ki sadece Galatasaray değil Beşiktaş birçok takım yani Fenerbahçe, Trabzon, Türkiye'deki Süper Lig'deki üst düzey bütün takımların radarında olan bir oyuncuydu. Futbol bilgisine inandığım alt ligleri de hakikaten de yakından takip eden bir büyüğüme sorduğumda aynen şu ifadeyi kullanmıştı, alan kazanır. Şimdi Türkiye ölçeğinde baktığımızda siz tabii ki rakamlar konusuna girmeyeceksiniz diye evet. Tahmin ediyorum. Ama şunu evet. ifade etmek istiyorum. Galatasaray'ın teklif ettiğinin çok daha üzerinde rakamlar hem Keçiören'e hem de futbolcuya teklif edildiğini biliyorum. Burada Keçiören Kulübü bir duruş sergilemiş. Belli ki orada hani sözlerinden dönmemişler. Para onların fikirlerini değiştirmemiş. Diğer taraftan Barış'a da Galatasaray'ın verdiğinin çok üzerinde para teklif eden kulüpler olduğunu biliyoruz. Barış'ın Galatasaray tercihinde ne etkili oldu? Ya Barış'ın ben öncelikle şöyle hani sosyal medyada da çok yazılıyor. İşte şu kulüp istedi, bu kulüp. Yani bunlar çok büyük camialar olduğu için hani bu konularda çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Ben de hani, isim vermedim dikkat ederseniz. Aynen çok çok hoş olmuyor abi. Yani çok sosyal medyadan çok okuyorum ben. Yani Fatih Hoca'nın bir kere Barış'ı istemesi yani en büyük etken diyebilirim. Yani sonuçta Fatih Hoca'nın genç oyunculara dokunuşları, biz bunun kariyer planlamasını yaparken yani bunu düşündüm açıkça öyle söyleyebilirim. Barış'la da bunu paylaştım. Yani Fatih Hoca'nın genç oyunculara dokunuşu, onları getirdiği seviye ortada. Bunu herkes biliyor. O yüzden de yani bu çok büyük etken oldu diyebilirim. Abi. Bir de şunu merak ediyorum. Keçiören'e giderken bir sonraki satıştan payı bir önceki kulübü sözleşmesine koydurmuştum. Peki Galatasaray'a evet. gelirken Keçiören satış durumunda bir pay maddesi koydurdu mu? Vallahi yani koydurmuş olabilir ama ben çok hani iki kulüp arasındaki görüşmelere çok girmedim. Hani çok da doğru da bulmuyorum onu. Onlar aralarında görüştüler, anlaştılar. Ondan sonra ben gittim oyuncunun şartlarını görüştüm sadece. Öyle diyeyim abi. Peki çok teşekkür ederiz Tuncay. Aykut Bey bir şey söyleyecektim. Hani ben bu oyuncunun gelişimiyle de ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum abi. Müsaaden varsa. Çok kısa. Yani bunu buradan teşekkür edeceğim kişiler var. Bunu Rize'den amatör takımdan alıp Ankara'da Türk futboluna kazandıran Hüseyin abimiz var. Hüseyin Bektaş. Çok beraber çalışıp çok başarılar sağladılar. Ankara Demirspor'daki Serdar Akkuş'a buradan çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdığınız için de sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Pekala, ağzına sağlık. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Sağ olun. Yani çok uzadı. Yani bir transfer o zaman uzamamalıydı. Söyledi zaten yani o bir sonraki satış muhabbeti. Yani sonuçta Keçiören muhtemelen rakamı hani artık Galatasaray'da kapa bildirim yapmama kararı aldığı için
biz hani bize gelen net ama net şekilde bunu söyleyemem. 1,5-2 milyon euro bandında bir bonservisten bahsediyoruz. Bu rakam hem Keçiören hem de oradan pay alacak diğer kulüp için önemlidir. Keçiören o verecek verilecek payı muhtemelen vermemeye çalışacaktır bir diğer kulübe. Ankara Demir'e. Yani onunla ilgili belki bir süreç uzadı diye tahmin ediyorum. Mesela bu yani çok da şey değil. Mesela yani. Aynı durum hatırla Rodriguez şeye giderken Katar'a giderken Galatasaray kulübe gitti. PAOK'a 130 mu verdi? Bir para verdi. İkinci pay satış, vardı evet. İkinci satış bedelinden. Kar, i̇şte, üzerinden, kar üzerinden bir pay tabii, vardı. Fenerbahçe Vedat Muriç'in satışından gitti Rize'ye %20-25 pay verdi. Bu anlaşmalar yapılıyor yani. Şey bir oyuncu değil ama. Şey? Değer bir oyuncu. Bu arada hani Galatasaray artık Gürcan abi yeni şeyle beraber 3 tane yerli oyuncu oynatmak zorundasın. Şimdi Galatasaray'ın kadrosuna baktığımda Galatasaray nispeten biraz daha şanslı. Şimdi Onyekuru'dan vazgeçip 2 tane yerli kanat oyuncusuna dönüyorsunuz. Tabii orada alternatifler de mutlaka olacaktır. Yabancı işte Feguli de var. Ama Barış Alper hakikaten de çok şey vaat abi, ediyor. Bir sene bekleyeceksiniz. Hepimiz bekleyeceğiz. Yani abi Altık'tan geliyor. Bir çok büyük bir takıma geliyor. Bir de önünde çok önemli oyuncular var. Şunu şimdi, en azından Florya'da şu konuşmanın geçtiği net bir şekilde biliyorum. Bunu Milliyet'te de yazdım ben. 1,5-2 milyon euro bir alt ligdeki bir oyuncu için Türkiye gerçeklerinde, Türkiye ölçeğinde yüksek bir rakam gibi gözükse de bir sene sonra fiyatını 5-10'a katlar yorumları yapılıyor. Yani böyle... Hayır, inşallah öyle olur. Yani kendini gösterir. İşte Kerem geldi, bir sene bekledi. Emre Süper Lig'den geldiği halde bu sene umutlanıyor. Yani geçen sene bayağı bir Emre Kılıç'ı söylüyorum. Patinaj süreci. Bu mesela Segidika geldi olmadı. O da uçuyordu Eskişehir Spor'da. Müthiş oyuncuydu yani. Geldi olmadı. Mesela Gökhan Bayraktar Kocaeli'nden Antalya'ya gitti. Gökdeniz Bayraktar. İyi oldu. Gitti orada. Gökdeniz Bayraktar'dan abi. Gökdeniz Bayraktar'ın tarzını kime benzetiyorsun? Avrupa futbol şeyine baktığında yani üst düzey liglere, kulüplere, milli takımlara baktığında. Ben Avrupa Şampiyonası'nda da bir kez daha izlerken Alman milli takımını Kyle Havertz'e biraz tarzını benzettim. Yani Gökdeniz Türkiye'de mesela ben bir sportif direktör olsaydım Gökdeniz'i kaçırmam. Kaçırmazdım. Ha, belki bizim takımlarımıza, büyük takımlarımıza yapamaz. Yani geldiğinde çünkü beklentiler çok farklı olacak. Ondan sürekli skor beklenecek. Belki skor yönünde bazı dezavantajları olabilir. Ama çok farklı sıra dışı bir oyuncu. Ama en doğru takıma gitti. Yani doğru bir takıma gitti. Bu çocukların oynaması lazım. Kesinlikle öyle. Yani gelip yedek bekledi. İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda şans verdik. Seneyi bitirdi 10 maçta. 3 tanesi ilk 11, 7'si sonradan girme. Gelişmezler yani. Bu çocukların oynaması lazım. Yapılan yatırım doğru bir yatırımdır. Baktığın zaman parlak, umut vaat eden bir oyuncu. Ve şunu da unutmamak lazım. Yani 60 milyon euro bütçem var. Bunun 10%'unu yani 6 milyon eurosunu yatırım amacıyla kullanabilirsin. Bu çok... Yatırım değil bence kısa vadede formayı yiyecek gibi gözüküyor. Şey değil. Çıkmayabilir Nevzat. Yani bu çocuk gelişmeyebilir, olmayabilir. Mesela işte Oğulcan. Galatasaray altyapısından değil mi? Gitti Rize'ye. Tam altyapı diyemem. İşte, var. Uğramışlığı var. Çıktı oradan Antep'e gitti. Kısa bir dönem Galatasaray altyapısı var. Antep'e gitti. Rize'ye gitti. Doğru mu? Buralarda oynadı, kendini gösterdi. Tekrar Galatasaray'a geldi. Galatasaray'da geçen sene tırmaladı formayı almak adına. Bu sene de o çaba içine girecek. Ben Oğulcan'ı bu arada beklediğimden iyi buldum. Yani bu sene yap. Bence Oğulcan bir takım sakatlık ve diğer işte dava ile ilgili talihsizlikleri yaşamasa Oğulcan özellikle hücum hattında o problem yaşandığı dönemde çok etkili oynadı. Nevzat işte Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta ön taraf yatırımını yabancıya yapıyorsun. Yani bu çocukların onları geç. Gürcan abi Falka ve Muhammed varken Fatih Terim 20 yaşındaki Halil'i oynattı. Yani sadece yabancı deyip tercihte bulunmuyor. Hakikaten de biraz da belki de eleştiri konusu da oldu ama Muhammed, Halil'in Muhammed kaç yaşında?
O da 20 yaşında. Yabancı ama. Yani şey. O da Mısırlı. Yani o da Mısırlı. Muhammed ilk izleyen herkes Metin Oktay demeye başladı.